İlk olan biziz. Tam buğday unu, %100 buğdayı öğütüp bu %100 buğdaydan un yapan sadece biz varız. Diğer firmalar bunu herkes sorabilir. İşte un alıyor, kepek alıyor, karıştırıyor birbirine vesaire. Bunun öncüsünde biz olduk. Ama şimdi rengi biraz esmer. Kepekli olunca iyi kabarmıyor. Lezzeti de çok iyi olmuyor. Biz beyaz tam buğday ununu %100 buğdayın kendisiyle beyaz buğdayla üretim yaparak bütün içerisindeki vitaminleri, mineralleri saklayacak bir şekilde beyaz tam buğday ununu pazara çıkardık. İkincisi, lifli beslenmek lazım. Lifli beslenmek lazım. Evet, lifli, bol lifli, çok amaçlı bir un pazara çıkardık. Üçüncüsü de, ya karbonhidratı düşük olsun, proteini yüksek olsun, yüksek proteinli ve çok amaçlı bir un. Üç çeşit sağlık kulvarında olacak unumuz var. Onlarla ilgili de biraz önce dediğim gibi vazgeçilmez, bunların hepsini isteriz ama çok fazla kalorisi olmayan, lifi yüksek olan, proteini yüksek olan, besleyici, evet ben o tabiri kullanmıyorum ama fazla bizleri kenara sağa sola büyütmeyecek bir yapı olsun. Glüsensiz bir üretim vardı galiba. Var, evet. Gürsel Bey, o devam ediyor. Siz bu bahsettiğiniz unları yaparken içine herhangi bir katkı mı katıyorsunuz? Veya da onu buğdayın içinde bir şey mi çıkarıyorsunuz ki bu hale geliyor? Burada? Geleceğim oraya. Evet. Sonra buğdayın içerisinden tabii çıkarmıyoruz ama başka şeyler katıyoruz. Un tüketiminin %5'i tam buğday unu demiştik. Beyaz un lezzetinden vazgeçemiyoruz. Sağlıklı beslenmek istiyoruz. Slide'da olanları ben söylemiştim zaten. Tüketici ürün grubu cirosunun %10'u, karının %20'sinin sağlıklı ürün portföyüne gelmesini hedefliyoruz. Yine zor bir hedef. Yine ortaya atılmış çok ciddi bir iddia. Ama yani biz bunlarla yaşamamız gerekiyor. Ben size şunu diyebiliyorum. Türkiye'de ben yarın 10 tane fabrikayı finansman bulup 10 tane fabrika alıp normal fırınlara un satan, halk ekmeğe un veren çok büyük daha kapasite yapabiliriz. O çok kolay. Ama katma değerli olabilmesi için buna ihtiyacımız var. Türk un ve unun mamullerini üçe ayırdığımızda bir önce dediğim gibi yani 10 kat daha fazla lif var. Tabii ki bunun 10 kat daha fazla olabilmesi için ilave bir lif eklemeniz gerekiyor. Yine 5 kat daha fazla lif ama 41 kere maşallah 41 kere daha düşük karbonhidrat. Nasıl yaparsınız bunu? O zaman proteini arttırmanız lazım ki bilim içerisinde yapalım. Bunu da biz bitkisel protein kullanarak elde ediyoruz. Biraz önceki söylediklerimizin ambalajları da bu. Bu ambalajlarda bu bir taraftan baktığınız zaman aslında sağlık tarafında tıbbi gerekçelerle kullanılabilecek ve diyetisyenlerin önerebileceği bir un gibi duruyor. Ama biz ona inanmıyoruz. Biz Türkiye'nin çünkü bu dünyada özellikle İngiltere'de hale getirildi. Bunlar yasal olarak yapmanız gereken, kullanmanız gereken ürünler haline geldi. Bitkisel protein alımı değişiyor. Doğal ve bitkisel protein kaynağını tam yüksek undan elde ediyoruz. Diyoruz. Bunu yaparken de şu an sektöre baktığınız zaman sağlıklı ürünle ilgili şey yok. Bizim bir glutensiz un konusu var. Onu ben birkaç seferdir bahsediyorum. Glutensiz unu biz geçmişte bir çıkardık. Çok ticari bir ürün olarak glutensiz unu şu an görmüyorum ben. Bir. İkincisi, glutensiz un üretimini yapan ile glutensiz ürünleri üretenin aslında ya aynı firma olmaması gerekiyor ya da farklı lokasyonlarda olması gerekiyor. Adı üzerinde glutensizdir. Bunun bulaşıcısının olmaması gerekiyor. Siz ambalajınızın üzerine bunu yazıyorsunuz. Şimdi birçoğumuz bilmiyor olabiliriz. Bilmeden hepimiz de Türkiye'de yaklaşık %30'unda 35'inde gluten intoleransı var. Gluten intoleransı ayrı bir şey. Ama çölyak hastası dediğimiz başka bir şey. Çölyak hastalarında kesinlikle hiç gluten olmaması gerekiyor. O yüzden bir tanesi de glutensiz un. Biz onu daha çok sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirmeyi düşünüyoruz.
tohumdan bitmiş ürüne değer zinciri. Yani biz tarladan sofraya dediğimiz bütün zincirin halkalarına hakim olabileceğimiz, bunu elde etmeye gayret gösteriyoruz, göstereceğiz. Evet, yatırımlar. Biz hiç durmuyoruz. Yatırım hedefi koyuyoruz. Bazılarını gerçekleştiriyoruz, bazılarından vazgeçiyoruz. Şu an Ar-Ge'ye sürekli yatırımlar yapıyoruz. Paketlemeye baktığınız zaman biz buraya robot koyacağız dedik. İşte üretimde paçallama ve sistemleri değiştireceğiz. Bilgi sistemlere yatırım yapacağız. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Geçmişte yaptık. Bunların önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yine şeyle ilgili, Ar-Ge ile ilgili sürekli gelişme devam edecek. Tarım ve tohumda şu ana kadar yaptığımız yatırımlara ilave bir 5 milyon dolar daha yatırım yapalım. Bunların hiçbirisi direkt kar marjı getirecek olan değil. Ama günün sonunda 5 çeşit, 10 çeşit yapıp da 15, 20, 30 bin tohum yıllık tohum satışı yaptığınızda bunları geri alabileceksiniz. Biz bunları adım adım gidiyoruz. Bu 5 milyonun işte senelere göre dağılımı, genel detaylarını sizlerle paylaşmadım şimdi. Önümüz bu sene bunun işte 300 bin dolarını. Sonra baktık bir gelişme var, biraz daha arttıracağız. Gelişme yoksa biraz yavaşlatacağız. Daha önce bir enerji yatırımı hatırlayan arkadaşlar var. Bir enerji yatırımı, bir de makarna yatırımı vardı. İkisini de ben şu an için çıkardım. Enerji yatırımı çıkarma sebebimiz, biraz geciktik. O eski dönemde olduğu gibi avantajlı halde değil şu an. Çünkü hem alıp kendiniz kullanıyorsunuz, kalan kısmını satıyorsunuz. O sattığınızdan da bir vergi alınıyor veya bir oran alınıyor. Sonra geri aldığınızda da bir tekrar bir oran alınıyor. Ve enerjide avantajlı durum, yine avantajlı ama o hedeflediğimiz karlılık olmadığı için vazgeçtik. Makarna Türkiye'de çok ciddi bir makarna tesisi yapımı hızlandı. Dolayısıyla onu da şu an için öncelik olarak görmüyoruz. Ama en büyük önceliğimiz, biraz bahsettiğimiz gibi, ihracatımız artıyor, iş piyasayı artırıyoruz. Fabrika yatırımı, fabrikaya, mevcut fabrikaya ek bir ünite yatırımı yaparak kapasite artırımı yapıyoruz, hedefliyoruz. Bu Türkiye'nin durumu, pazar, ihracat durumu, iş piyasadaki pazar, para bulma durumumuz gibi yeni iş ortakları olması durumunda bunları revize edeceğiz. En büyük şu anki hayalimiz, tarladan sofraya dedik, tarladan tohumu aldık, getirdik, öğüttük unu. Bunları mağazalarda sattık, fırınlara sattık. Ama biz bunu en son ekmek, pasta, börek, çörek gibi retail kısmında, en son tüketici kısmında da, mağazacılık kısmında da olmak istiyoruz. Donuk üretim şu an dünyada çok hızlı gelişecek ve gelişmekte olan bir sektör. Dikkat ederseniz fırınlar çoktu ama şimdi yasal zorunluluklar geliyor. Binaların altında fırın olmayacak. Şurada uzak olacak, burada olacak. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkacak. Gideceksiniz siz, birileri size donuk arabasıyla getirecek ekmekleri. Donmuş halde sizin küçük bir alanı alacaksınız. Fırın yakmayacaksınız. Hamurkar derdi yok. İşçilik aramayacaksınız. Tuz, su bilmem ne olmayacak. Hazır gelmiş olan donuk ürünü fırına koyacaksınız. Sıcak sıcak ekmek veya sıcak ürün. Onları şu anda görüyoruz. Migros'larda, BİM'lerde file yapıyor. Şu an Kile, bizim de bildiğimiz, bizim de ortak stratejik ortaklık yaptığımız, ürün verdiğimiz, zaman zaman birlikte proje yaptığımız Kile var. O da yapıyor. File. O Kile. Kile unlu mamuller var. Panista ve Fırınya markalarıyla. Bunu da önümüzdeki dönemde buna benzer firmaları kendi bünyemize katarak, ortaklıklar yaparak veya yeni üretim tesisi kurarak büyümek istiyoruz. Bu donuk